Musica. Salzburg Festivali Verdi'nin 200. doğum yıl dönümünü usta bestecinin 3 operasıyla selamlıyor. Don Carlo bu eserler arasında en uzun ve en çok uyarlanmış olanı. Şüphesiz en güzel ve en karmaşık olanı da. Bireyin toplumun özgürlüğü, baba-oğul ilişkisindeki çatışma, özel dünyalar, politik çatışmalar, insan ilişkilerinin karmaşıklığı, hikayede öne çıkan başlıklar. In Don Carlo, Don Carlo'da çok özel renkler bulabilirsiniz. Çok düşük bir violin kullanımı ama sol notası baskın. O da sadece başlangıçta. Cello ile kombinasyonu, basslarla birlikte kullanımı harika. Üflemelilerle de kaynaşıyor. Bir süre sonra da trombon dahil oluyor ve çok hüzünlü tonların hakim olduğu bir resim ortaya çıkıyor. Acı çeken, yaralı ama tutkulu bir Don Carlo var. Babası nişanlısını elinden alıyor ve onu İspanya kraliçesi yapıyor. Don Carlo operada günümüzün en önemli tenorlarından olduğunu ispatlayan Jonas Kaufmann tarafından temsil ediliyor. Bence Don Carlo çok fazla gelgitleri olan biri. Farklı düşünme biçimleri var. Hep çok fazla geri çekiliyor veya öne atılıyor. İkinci perdedeki düeti düşünün. Don Carlo göründüğünde çok yavaş ve düşük. Ve ansızın yükseliyor sesi gerçekten. Önce geri çekiliyor, kurallara ve değer yargılarına bağlı kalmayı deniyor. Ama sonra ileri atılıyor. Ansızın kendini tamamen duygularına teslim ediyor. İspanyol bir tarz var burada. Prenses Eboli ve onun şarkısı için ritm duygusu karakteristik bir vurguyla seçiliyor. Sonra bunu devam ettiren bir koro var. Orkestranın virtüözlüğü kadınlar korosunun performansını belirliyor. Bütün o büyük örgünün içinde bütün bunlar küçük epizodlardan ibaret. In a big tapestry. Elizabeth da ona yakın olduğu sürece sorun yok. Don Carlo içinde farklı yönler barındıran çok kolay bir karakter. Ondaki bu yönleri bir araya getirerek harmonize etmek ve çeşitli yönlerini bir çizgide birleştirmek zor olmuyor. Bu da işin diğer kısmı. Asıl dördüncü perdeden itibaren hikaye şekillenmeye başlıyor ve ne olup bittiğini anlıyoruz. Çünkü her şey daha konsantre hale geliyor. Ve kralın özel hayatına dair dramanın olay örgüsü karşımızda beliriyor.